Şimdi de bugün bu değerli açılışımızda aramıza katılarak bizleri onurlandıran o kıymetli ismimizi sahnemize davet etme zamanı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışlarınızla kürsümüze davet ediyoruz efendim. Efendim, projenin birinci bölümünü Tunç Başkanımız açıkladı. Borselli'de izledik. Projenin birinci bölümünden çok ikinci bölümü, daha doğrusu ikinci filmi, asıl benim gündemimde olan film ya da konu. Büyük kentte yaşayanlar şunu görür. Bir çekçeki vardır. Çöplerden kağıt, plastik toplar. Günün 24 saati çalışır. Ama sigortası yoktur, iş güvencesi yoktur. O gün ne kadar kazanacağı belli değildir. İstikrarlı bir geliri yoktur. Aile yaşamı bile tehlikededir. Dolayısıyla bu insanlar hep sahip çıkmak istemişimdir. Bunları örgütlemek istemişimdir. Bunların da haklarının olması lazım. Bunlar çalışıyorlar, alın teri döküyorlar. Kazanmaları lazım. Yarın yaşlanacaklar bu insanlar. Bunların sosyal güvenlikleri lazım. Hastalanacak kendisi, ailesi, çocukları. Doktora gidecekler bu insanlar. Sağlık harcamaların çok pahalı olduğunu da biliyorum. Bir şekliyle bunların toplumda onurlu bir birey olarak yaşamaları gerekiyor. Ve bunun mücadelesinin verilmesi gerekiyor. Burası eski bir tesis. Başkan burayı önce satın aldı. Buraya büyük bir yatırım yaptım. Yatırım yaptıktan sonra evet buraya çöp getiren, kağıt getiren, karton getiren, plastik getiren pek çok insanın ama onların bir güvencesinin olması lazım. Belediye dediğiniz, o beldede yaşayan her bir yurttaşın hakkını ve hukukunu teslim eden kurum demektir. Belediyenin görevi budur. Beldede yaşayan herkesin huzurlu olmasını ister. Beldede yaşayan herkesin parka giderken, denizin kenarında gezerken, meydanlarında, caddelerinde, sokaklarında gezerken temiz bir kent görmek ister. Dışarıya atılan, bizim çöp diye dışarıya attığımız, kullanmadığımız pek çok şeyin aslında bir servet olduğunu artık bütün dünyada biliyor, hepimiz biliyoruz. Ama bu serveti yeniden ekonomiye kazandırırken insan unsurunun göz ardı edilmemesi lazım. Ben sizin arkadaşlarınızla İstanbul'da birden fazla toplantı yaptım. Üniversiteyi bitirip sizin işlerinizi yapan kardeşlerimi, arkadaşlarımı da gördüm. Sizlere seslenmek isterim. Ben beşli çetelerin adamı değilim. Ben lordların, baronların adamı değilim. Ben sizin yanınızdayım. Alın teri dökenlerin yanındayım. Çalışanların yanındayım. Alın terini hak edenlerin yanındayım. Bu ülkede herkesin karnı doyduğu zaman huzur gelir bu ülkeye. Herkesin karnının doymadı, fakirin ezildi, varlıklara da büyük kaynakların aktarıldığı bir ekonomik düzeyi, bir neoliberal düzeni asla kabul etmiyorum. Altta kalan ezilsin, üstte kalan zenginlesin. Olmaz efendim, olmaz. Sosyal devlet dediğiniz işin temelinde herkesin karnının doyması vardır. Sosyal devletin, ya devletin sosyal olması için sizin hak ettiğiniz emeğinizin karşılığının verilmesi lazım. Aksi halde o devlet sosyal devlet olmaz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Belediye başkanımızın Tunç Bey'in bu bağlamda attığı adım son derece değerlidir. Evet, evlatlarınız var. Allah bağışlasın. Güzel evlatlarınız var. Elbette o evlatların sizden beklentileri var. Elbette cep telefonları isteyecekler. Elbette tabletler isteyecekler. Elbette daha iyi bir yaşam tarzı isteyecekler. Onlar da bir tatil yapmak isteyecekler. Dolayısıyla bu tesis yeniden alınıp yeniden inşa edilmenin ötesinde bir anlayışı da yeniden inşa ettiği için benim açımdan son derece değerlidir. Sizleri burada huzur içinde görmek, evinize akşam huzur içinde dönmenizi sağlamak
Elbette ki belediye başkanımızın da hedeflerinden birisidir. Beldeye hizmet ediyorsa sadece caddesini yapmak, parkını yapmak değil, o beldede yaşayan insanların huzurunu da sağlamak zorundadır. Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu da söyledim. Bulunduğunuz beldede, yönettiğiniz kentte hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir düzeni inşa edeceksiniz. Allah nasip ederse bunu Türkiye genelinde de yapacağız. Bu topraklarda, bu mübarek Anadolu topraklarında, Anadolu'da, Trakya'da hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız. Bakın bugün Neşet Ertaş'ın ölüm yıldönümü. Anadolu'nun yetiştirdiği bir değer Neşet Ertaş. Sazıyla ve sözüyle hepimizin yüreğinde taht duran bir ozan, bir halk ozanı. Onun yaşadığı dramlar elbette hepimizin malumu. Ama giderken sazını bıraktı, sözünü bıraktı, sesini bıraktı. Dolayısıyla bu topraklar mübarek topraklar ve bu topraklarda herkesin huzur içinde yaşamasını isterim. Ve bunun mücadelesini vermek de bireysel olmuyor. Beraber olursak bu mücadeleyi başarıyla taçlandırmış oluruz. Tekrar hepinizin huzurunda Büyükşehir Belediye Başkanıma yürekten teşekkür ederim. Zaten bu çabalar sonucudur ki Avrupa ödülünü de İzmir aldı ve kendisi bir ödülle taçlandırıldı. Tekrar kendisine hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Teşekkür ederim. Sizlerden bir süre daha bizlerle birlikte sahnede kalmanızı arz ediyoruz. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'i ve İz Dönüşüm Tesisimizin hayata geçmesinde emeği geçen tüm değerli protokolümüzü butona basma merasimimiz için, bu değerli bu güzel anlar için sahnemizi arz ediyoruz efendim. Bu güzel tesisimizi hep birlikte İzmir'imize ve ülkemize kazandırmış olalım. Hemen hatırlatalım, yaklaşık 35 milyon liralık yatırımla hayata geçti bu değerli tesisimiz. İz Dönüşüm Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi. Buca, Karabağlar, Karşıyaka ve Narlıdere ilçelerimizde hane, kurum ve kuruluşlardan toplanan geri dönüştürülebilir atıkları ayrıştıracak ve ekonomiye kazandıracak. Artık çöpü çöp olarak, bir atık olarak değil, bir ham madde olarak, bir ekonomi kaynağı olarak görüyoruz İzmir'imizde ve diliyoruz bu güzel tesis İzmir'imize ve ülkemize örnek olsun. Evet, eller butona uzanıyor. Bu güzel, bu değerli anı hep birlikte paylaşıyoruz. İz Dönüşüm, Geri Dönüşüm, Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisimiz İzmir'imize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun diliyoruz efendim. Değerli bu güzel anları bizlerle paylaştığınız için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Değerli protokolümüzü, tesisimizi ziyaret etmek üzere tesis alanımıza davet ediyoruz. Nice güzel açılışlarda, birbirinden değerli yatırımlarda yeniden buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.